Herkese merhabalar. Aralık ayı programınız hazır arkadaşlar. Sizler için mükemmel bir program hazırladık. 9. sınıfta Aralık ayında yani 2021'i bitirirken bit artık git artık 2021 derken ve yeni bir yıla girerken derslerinizi, videolarınızı hepsini planladık, programladık ve mükemmel bir şekilde canlı yayınlarımızı ya da normal videolarımızı sizler için Aralık programımızda bu videonun açıklamasına koyduk arkadaşlar. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Motivasyonu gerçekten artırmanın yolu büyük, belirli ve güçlü bir hedef saptamaktır. Sizler şu anda daha 9. sınıftasınız. Ne hedefi hocam? Zaten daha geçen sene LGS'den kurtulduk. Bir anda neden böyle bizi gaza getirmeye çalışıyorsunuz? Demeyin arkadaşlar. Çünkü 9. sınıf eşittir TET'nin yarısı. Yani şu anda öğrendiğiniz konuların her biri arkadaşlar. Yani burada hani az önce gösterdiğim programda ne diyor mesela? Atmosfer ve iklim hava durumu diyor. Her sene LGS'de bundan soru gelir. Ya da işte iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler. Her sene üç soru gelir. Ya da çekirdek ve soplazma diyor. Her sene tyt'de bundan bir soru geliyor. Dolayısıyla tyt'nin yarısı dokun sınıf olduğu için şimdiden kendinize belirlediğiniz bir hedef. Yani ben işte o hala az bir şekilde yıllarım geçecek. Sonrasında da bakarız mı diyorsunuz. Yoksa şimdiden ben gayretli bir şekilde çalışacağım ve şimdiden hedef belirleyeceğim. Doktor olacağım, yazılımcı olacağım, öğretmen ya da mühendis ya da avukat bir hedefim var demelisiniz ve ona göre adım adım yavaş yavaş bu yolda ilerlemelisiniz arkadaşlar. Peki Aralık ayında bizi neler bekliyor? Öncelikle videolarımız burada programımız aşağıda. Canlı yayınlarımız olacak. Milliyetin mefruatına uygun konu anlatımları, soru çözümleri, kısa videolar, rehberlik ve motivasyon her zaman gibi dokun sınıf kanalımız olacak. Şimdi çalışmalarınızda verim yakalamanın en önemli iki şartı planlı ve düzenli çalışmak. Yani siz gün içerisinde ne çalışacağınızı ben bugün bunları bunu bunu ve bunu çalışacağım şekilde eğer plan yaparsanız ve bunu da düzenli bir şekilde bitirirseniz bunları bitirdim. Tamam bu bitti. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Şu kaldı. Bunu da bitireyim diye düzenli bir şekilde ilerlerseniz çok rahat bir şekilde hem dokun sınıftaki o zorlayıcı dersler ki gerçekten zorlaştı artık. Yani nerede fen bilimleri, nerede fizik, kimya, biyoloji? Nerede inkılap tarihi, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, felsefe? Ciddi bir zorlaşma var. Daha felsefe yok ama o da yakın bir zamanda geliyor. Dolayısıyla Artık Türkçe gitti edebiyat geldi. Edebiyat bir anda gerçekten zorlayıcı öyle değil mi? İşte bu zorluğa karşı bu ciddi çalışmayla verimli çalışmayla bunların hepsini halledebilirsiniz. Zamanımızı planlıyoruz. Konu çalışmaları yapıyoruz. Sorularla pekiştiriyoruz ve düzenli aralıklarla tekrar ettiğimizde her şey zihnimizde kalacak arkadaşlar. Her ay sizler için bu şekilde aralık programı gibi programlarımız gelmeye devam edecek. Lütfen bizi takipte kalın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın biliyorsunuz biz her zaman böyle abone kasıyoruz yıllardır tanıyorsunuz arkadaşlar bu arada tabii ki çalışmalarınıza faydalanmak için sıfırdan dokuz'a setlerimizden ya da dinamo setlerimizden de faydalanabilirsiniz bu kitapları biz kendimiz hazırlıyoruz soru çözümlerini Uzman hocalarla beraber hazırlıyoruz dolayısıyla videolarımızla, kitaplarımızla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Açıklamada bu kitaplara ulaşabilirsiniz sayısal setlere ya da sözel setlere. Bizler öğretmenler olarak kapıyı açacağız ama çalışarak gayret göstererek içeri girecek olan sizlersiniz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.